İbrahim Hocam, çok güzel anlattınız. İşte kitaplar üzerine araştırma sürekli okuyorsunuz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyorsunuz. Şu anda hemen sol tarafımızda bir çiçek var, bir bitki var. Ben o bitkiyi hemen sevgili izleyicilerimize de göstermek istiyorum. İbrahim Bey, nedir bu bitki? Evet, bu bildiğimiz tetra veya duman ağacı da denir. Tetra, mesela kişi üşütme, grip, nezle nedeniyle sürekli burnu akıyor diyelim. Yaz aylarında da olur. Mesela dikkat etmezse kişi aniden cereyanda kalırsa, üşütürse ne olur? Sürekli burnu akar, nezle olur, grip olur. Şimdi şöyle kuru bir yapraklarından birkaç yaprak cezveye koyuyorsunuz. Hafif ateşte bunun dumanını, tütsüsünü burnunuza çekiyorsunuz. Saniyede burun akıntısını keser. Hemen. Ya, çok mükemmel. Artı gastrit ve ülsere karşı da etkili. Güzel bir bitki. Buna duman ağacı denir. Neden duman ağacı denir? Geriden baktığında kişi rengarenk çiçek açar ve çiçek demetleri böyle uzundur, büyüktür. Büyük bir çiçek demeti. Pembe, kırmızı, mor, lila renklerinde çok güzel bir. Geriden baktığında kişi ateş yanıyormuş gibi gözükür. Dalga dalga olduğu için çiçekli renkleri. Beyazımsı, mor, lila, duman ağacı diye anılır. Mükemmel bir bitki. Burun akıntısını keser. Şimdi bir de şöyle bir ada çayı var. Ada çayının Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Biz ada çayı ile ilgili bir çay hazırladık. Bu çayın özelliği farklı. Yazın hararet nedeniyle, sıcaklardan dolayı kişi çok terliyorsa, harareti yükselmişse ne olur? Nabzı, tansiyonu, Allah korusun, bir sürü hastalığı tetikler. Yani ani ölümlere yaşlılarda olabilir. Çok sıcaklarda dışarı çıkmamak, gölgede kalmak gerekir. Türkiye'de 83 çeşit ada çayı var. Bunlardan Salvia officinalis, şifalı ada çayı. Bunun birleşiminde 7-8 çeşit bitki var. Bu çayı içtiği zaman kişi hararet isterse 50 derece olsun dışarıda. Hiç kimse dışarı çıkamıyor dahi olsa. Siz bunun çayını içtiğinizde harareti düşür. Aşırı terlemeyi önler. Mükemmeldir. Hiçbir yan etkisi yok. Ben mesela Antalya'ya giderken mutlaka yanıma ada çayı alırım. Sabah dışarı çıkmadan önce bir bardak içerim. Hararet problemi yok. Yani sıcak vız gelir değil mi? Böyle mi satacağız bunu, yoksa bunu hale getirdiniz bitkiyi? Ha, tabii öğütülmüş kavanozlarda. Sadece tetra değil. Mide çayı diye özel bir çayımız var. Laden gülü çayı. Özel bir çay. Etken bitkilerin özel karışımından oluşur. Çok mükemmel.